Teşekkürler. Birazdan uğrayalım o zaman. Selam, selam sevgili arkadaşlar. Kaş'tayız. Kaş'ta limanın oradayım. Burayı zaten herkes bilir. Kaş'ta tekne turları ne alemde. Onun için yerinde incelemek için limana geldim. Limanda tekneler duruyor. Bir tane tekne geçti. Normalde işte 9.30'da buradan tekneler Kekova yoluna çıkıyorlar. Ama gördüğünüz üzere tekneler yerlerindeler. Ama Kaş'ın içine baktığın zaman Kaş etrafında içinde değil de daha çok yani Kaş'ın genelinde yabancı plaka büyük şehirlerden gelen arabalar oldukça fazla. Rağbet daha çok villalara, apartlara, belki de evlere bilmiyorum tam net olarak da. Yani derinden ve sessizce Kaş'a gelmeler devam ediyor. Restoranlar, oteller ve kafeler, bilmem yerler, barlar henüz açılmadı. Ondan sonra yani çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Kafadaki soru işaretleri de devam ediyor. Ama gelmeler de devam ediyor. Her alanda hareket var. Hareket var. Buraya geldim. Aklıma Ahmet Ünal geldi. Ahmet Ünal. Neden geldi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Burası sanki dejavu. 1978, 80, 85 yıllarındaki sabahının sessizliği. Derinden sessizlik. Evet, gördüğünüz üzere Kaş'taki son durum bu. Hep soruyorsunuz. Soran arkadaşlarım var, arayıp da soruyor. Kaş'ta durum nedir diyorlar. Kaş'ta durum sakin. Sakin ama sosyal mesafe dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor. Ondan sonra bekleme devam ediyor. Bir alanda bekleme, bir alanda gelmeler, gitmeler. İnşallah hayırlısı olacak.
Türk turizmi için. Kaş, evet, güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Onun için gözlüğü takıyorum. Göz kamaştırıyor. Kaş güzelliği, güzelliğiyle kaşın güzelliği göz kamaştırıyor. Yalçın Avcı, gurme YouTuber, Kaş, Otel Kekova. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kaş seni çağırıyor. Kaş, net olarak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Seni çağırıyor. Kaşta ummalı bir çalışma, hareketlilik devam ediyor. Gördüğünüz üzere kaşın güzellikleri gözlerimizi kamaştırıyor. Evet, gördüğünüz üzere kaş güneşi güzel. Çok güzel bir güneşi var. Yakmayan ama D vitamini veren kaş. Evet arkadaşlar, Kaş turumuz bu sabah itibariyle bitti. 6 Haziran gördüğünüz üzere Kaş'ta son durum bu. Evet, videomun bitiminde Çınaraltı'na geldim, meydanda. Orada bir kahve içeceğim. Americano içiyorum bir tane. Bir Americano içiyorum. Oradan da Otel Kekova'ya. Kekova Otel. Oraya gidiyorum. Oradan rezervasyonlarınızı bekleriz. Reservation, generation next. Evet, ne yapıyorsun diye soruyorsunuz genelde. Ona da bir açıklık getireyim arkadaşlar. İşte bütün kış İstanbul'daydık. İstanbul'dan
Köyceğiz'e geldik. Mevcut durum içinde, yaşadığımız olaylar içinde Köyceğiz'de de 2,5 ay falan kaldım, 3 aya yakın. Sıkıldık oradan. Geldim, Kaş'tayım şimdi. Kaş'ta Otel Kekova rezervasyon ve resepsiyon çalışıyorum. Sizlere hizmet vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar, sizlere hizmet. Hizmetin adı Yalçın Avcı, gurme YouTuber. Evet, arayın. Rezervasyonlarınızı book yapalım, book. Evet arkadaşlar, her şey gönlünüzce olsun. Bir kahve içip Otel Kekova'ya dönüyorum. Bende de biraz konuşma problemi var herhalde ya. Size de öyle bir şey geldi mi? Tam kelimeleri %100 kullanamıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kaş'taki dostunuz Yalçın Avcı, gurme YouTuber Otel Kekova. Evet sevgili dostlar, Çınaraltı kafesindeyim. Çınaraltı kafedeyim. Kafe bistroymuş bu arada. Kolonyamız burada. Benim maskem de burada. Kahvemizi içelim. Şu güzelliğe bakın ya. Kışın güzelliğine bakın. Ben gözlük taktım, ondan mı güzel görünüyor yoksa? Yok, güzel. Güzel, evet. Evet sevgili dostlar, kışın güzelliği göz kamaştırıyor. Ondan gözlük takıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle yaklaşınca 1,5 metre mesafe olunca maskeyi takmak gerekiyor. Çınaraltı Kafe Bistro'dayız. İsim neydi bu arada? Ersan Gökdere. Ersan Gökdere. Gökderelisin büyük bir ihtimalle, var değil mi abi? Evet. Şeyi soracağım. Nasıl durum? Bugün 6 Haziran. Kaş'ın en işlek, en olabilecek en güzel, en iyi pozisyondasınız. Kafe evet. Bistro nasıl turizmle ilgili, yani kısıtlamadan sonra şartlar nasıl oldu? Şartlar tabii umulduğu gibi değil. Kalabalık var ama insanlar tedirgin. Evet. Daha çok evlerinde geçirmeyi, apartlarda geçirmeyi şey yapıyor. Fazla dışarıda gezip de oturup şey yapan az yani. Evet. O şekilde. Ümit var mı? Ümit var. Ümidimiz varsa. Ümidimiz varsa gerisi elbette olacaktır sevgili dostlar. Evet. Evet. Olacak yani. Olacak. Bir hareket var. Evet, inşallah Allah'ın izniyle her şey olacak. Her şey olacak. Görüşmek dileğiyle, hayırlı işler, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet sevgili dostlar, bir hayal daha gerçek oldu. İşte bu kısıtlama 2,5-3 aydır Köyceğiz'de hep hayal kurmuştum. Hayaller olanlar uyuyamazmış. Eğer hayallerinin peşinde koşarsan, Kaş'tayım, çınar altında Amerikan içiyorum. Ulan keşke Türk kahvesi olsaydı değil mi? Evet. Herkesi Kaş'a bekliyoruz. Kendinizi koruyun. Ama Kaş'a da gelin. Hayalim kısıtlama günlerinde Kaş'a gelip Kaş'ta kahve içmekti. Kaş'ın güzelliklerini seyretmekti. Kaş'ı yaşamaktı. Eve geldim, Kaş'tayım. Kahvemi içiyorum. Buradan herkese selamlar. Sıtkı Çardak. Kaş'la ilgili olan videoyu izledim. Bir kısım bizim otelde çekilmiş zaten. Buradan Köyceğiz'deki bütün arkadaşlarıma selamlar. Oyru'da çorbacı Birol. Evet sevgili dostlar, ben kahvemi keyifli içeyim. Sizi tutmayayım. Videoyu paylaşırsanız güzel olur. Kaş'tan son dakika. Bir de şey vardı eskiden. Taco Berberak ismini Yunanistan'dan bildiriyor vardı. Bir de şey vardı. Ya bir kişi daha vardı da. Bir kişi daha vardı ya. Reha Muhtar Athena'dan bildiriyor. Yalçın Avcı, gurme YouTuber Kaş'tan bildiriyor.